Evet Sedat Peker dün akşam iddialarına devam ettirdi. Bu defa e, hedefindeki isim sevgili izleyiciler iş insanı Cihan Ekşioğlu'ydu. Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gizli kasası olduğunu söyledi. FETÖ borsası ile ilgili pek çok iddiada bulundu ve FETÖ borsasının mucitlerinden biridir Ekşioğlu dedi. İddiaların arasında bir savcının da adı geçiyor. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Videolarına ara veren Sedat Peker, 24 ayda tweet'le iş adamı Cihan Ekşioğlu hakkında iddialarda bulundu. Peker, Cihan Ekşioğlu'nun İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ya olan yakınlığını manevi oğlu diyerek tarif etti. Peker'e göre Soylu, Ekşioğlu'na polis ekip koruması verdi. Koruma ekibi için bir de devlet aracı tahsis edildi. 15 gün önce de bu tahsis iptal edildi. Peker'e göre Cihan Ekşioğlu FETÖ borsasının ilk mucitlerinden biri. Ukrayna Lviv'deki bir alışveriş merkezine FETÖ borsası taktiğiyle çöküldüğünü iddia etti. FETÖ'nün en önemli prenslerinden olan Burak Başlıları ayarlayıp onunla işbirliğine gittiniz. İlk işiniz Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezine çöktünüz. O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan A hakkında sabah gazetesinde Zekeriya Üzü yurt dışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye'ye gelmesine engel oldunuz. Peker, alışveriş merkezinin 66 milyon dolara satılıp paranın paylaşıldığını iddia etti. Adı geçen Burak Başlıları FETÖ'den kurtarmak için de İstanbul'da görev yapan bir savcıya 3 milyon dolar rüşvet verildiğini öne sürdü. Ancak ilgili kararın altında başka bir savcının imzası olduğu haberleri yayılınca Peker Twitter'a ismi tekrar kontrol edeceğini yazdı. Peker'e göre Cihan Ekşioğlu, Süleyman Soylu'nun kasası. Bakanın kardeşi Mehmet Soylu ile birlikte çalışıyor. İki isim FETÖ borsası yöntemiyle pek çok kişiden para kopardı. Peker, HTS kayıtlarının incelenmesi halinde kimlerin parasına ve malına çöküldüğünün ortaya çıkacağını savunuyor. Sedat Peker, Cihan Ekşioğlu'nun İstanbul Acarkent'te bir bekar evi olduğunu, o eve giden pek çok siyasetçi ve bürokratın gizli görüntülerinin çekildiğini de iddia etti. Ekşioğlu'na seni o bürokrat ve siyasetçiler de kurtaramayacak dedi. Ekşioğlu'nun İsraililerden 3 milyon dolar aldığı sosyal platformların çözümlemelerini yapan cihazı Türk devletine 50 milyon dolara sattığını da iddia etti. Cihan Ekşioğlu ismi daha önce Paramount Otel çerçevesinde gündeme gelmiş, oteli kuran Atilla Uras'ın kızı Yasemin Uras, Cihan Ekşioğlu'nun oteline tankla geldiğini ve çöktüğünü iddia etmişti. Peker de Cihan Ekşioğlu'nu Paramount Otel'e çökmekle suçladı. Peker'e göre Ekşioğlu, otelin sahipleri arasında adı sayılan Özbek asıllı Boti Rahimov'u dolandırdı.